Şimdi de Gediz Üniversitesi'ndeyiz ve sıralara baktığımız zaman tanıdık bir yüz var. Merhaba Hakkı, öğrencilik zamanımı özledim. Abi bende bir hastalık vardı, onu şimdi hatırladım. Gizli öğrencilik hastalığı. Gizli öğrencilik. Ama aleni şekilde oturuyorsun, çantanın yanında maşallah. Yani kapimi hiç oraya bırakmışsın. Bunlar bana ait değil daha, bunları hakikaten çok. Abi sen gizli içicisin biliyoruz yani, kapı içiyorsun sürekli. Abi çok zor şartlarda da olsam onu içeceğim zannetmiyorum. Ha peki. Aynen. Gediz Üniversitesi'ne beraberiz. Ya şeyi merak ettim, burası bayağı lüks bir üniversite, tamam. Bayağı dayanmış, döşenmiş, özene bezene inşa edilmiş. Abi, yani hani nasıl 5 yıldızlı otel, 2 yıldızlı otel oluyor farkı. Sen 2 yıldızlı otel bilmezsin belki. Ben pek bilmiyorum, sen de pek bilmezsin. Devlet üniversitelerle kıyasladığınızda bayağı bir fark var. Yani şeyi bir oturayım dedim, hani bir ne diyorlar böyle? Geçmişi yad edeyim dedim. Ben otursam tamamen kırarım bunları ama. Abi bayağı sağlam. Ben de 150 gibi. Yani yine de sıkıntı olmaz. Bayağı şartlar iyi ya. Yani şimdi şey muhabbeti yapmayayım, zamanında öğrenciler çok şanslı falan filan geyine gelin mi? Şartlar burada bayağı iyi. İnternet falan fena değil. Onu göreceğiz. Yolda çektiğimiz bir video var. Bunu da upload ederken göreceğim birazdan. Uçakta GTA videosu çok güzel bitiyormuş, onu da görsünler. Yani Vodafone'da bir sıkıntı var sadece herhalde. Baz istasyonu biraz uzağız falan. Onun dışında bir sıkıntı yok gayet iyi. Ama ortam bayağı iyi ya. Çok şartlar ya, bilmiyorum şimdi. Öğrenci arkadaşlarla konuşmak istemiyorum. Birkaç kişiyle birazdan tanışalım. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz falan diye. Yani gayet iyi. O zaman buradan bir mesaj ver genç öğrenci adaylarına ve öğrencilere. 3 saat uyuyorum diye artistlik yapmayın. 8 saat uyuyorum.